Artık çok az bir süre kaldı. Geçmiş yıllarla kıyasladığınızda sahada ne görüyorsunuz? Bu anlamda kıyaslamanız, değerlendirmeniz ne yönde olur? Şimdi ben aşağı yukarı 10 Mart'ın başından beri sahadayım. Her gün 2 ile gidiyorum minimum. En son Bilecik, Burdur, bugün, İsparta değil mi? Bugün Burdur ve İsparta'daydım. İsparta'dan buraya geldim. Gördüğüm şey özellikle son 10-15 gün içerisinde insanlarımızda çok ciddi bir bilinçlenme, oynanan oyun, PKK'nın, FETÖ'nün işin içine girmesiyle beraber bir hareketlenme gördüm. Yani bir tane geleneksel, ta köy enstitülerinden beri CHP'li, bir Burdur'da bir kardeşimiz bana dedi ki, ben CHP'den başka yere oy vermem dedi. Ama dedi şu PKK, HDP, efendim FETÖ, Avrupa ülkelerinin, Amerika'nın bu seçimde takındığı tutum, pozisyonlanması ben de bir şeyi dank etti dedi. Ben Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim. İlk defa Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim dedi. Yani bu lan Halif Akdi yerinde fabrikası falan var. Yani bir ekonomik bağımlılığı beklentisi de yok. Buna benzer olaylara rastlıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani bizim seçim kazanmaktan öte Türkiye'nin bir maceraya, bir belirsizliğe emperyal güçler onların maşası marifetiyle sürüklenmesine gönlümüz razı gelmiyor. Keşke 20 yıl içinde güçlü, ayağa yere basan, temel konularda ayrışmadığımız bir muhalefet oluşsaydı. Hakikaten diyorum yani, samimiyetle diyorum. Temel konularla milli konulara daha gayet çok kastediyorsunuz. Yani ülkemizin milli konularını kastediyorum. Yani biz şeyleri tartışıyoruz, yani politikaları tartışmıyoruz. Üzerinde hiç tartışma yapmayacağımız, ya ne diyor Kılıçdaroğlu, bunlarla aramızdaki fark beyazla siyah gibidir. Laf mı bu canım ya? Yani bunun neresini düzeltelim. Saha iyi. Bazısı diyor işte AK Parti seçmeni sessiz bilmem ne, ezik falan filan. Yok böyle bir şey. AK Parti seçmeni 16. seçime giriyor. 15 seçimi kazanmış. Bütün seçimleri kazanmış olmanın bir özgüveni var bizim seçmenimizde. Rahat. Ne olacak diyor canım yani 16 izleyi de kazanırız diyor. Yani paniğe kapılmıyor bizim seçmenimiz. Anlatabildim mi? Peki şimdi seçim ikinci tura kalırsa işte siyaset çok kutuplaşabilir, işte toplum gerilecek deniliyor. Böyle yorumlar da yapılıyor. Öyle olur mu? Kalmayacak. Kazanacağız. İkinci tur falan yok. İlk turda işi bitireceğiz. Milleti artık bu işlerle meşgul etmenin anlamı yok. Önümüzde bir sürü konularımız var. Süratle bunlara girip özellikle enflasyonla mücadele, sabit gelirlilerin enflasyon karşısındaki yaşadıkları olumsuzlukları ortadan kaldıracak çok hızlı kararlar alınıp yolumuza devam edeceğiz. Kemal Bey'in en çok üstüne durduğu konulardan biri de bu muhalefetin. Evet. Mesela vaatleri de var. Evet. İşte memur maaşları, emekli maaşları, ücret. Her aile 20 bin lira ücret vereceğiz diyor. Bayağı tamam. Böyle iştah kabartıcı vaatleri var. Onlarla ilgili yorumunuz var mıdır ya da onları takip ediyoruz? Yorumumuz var. Şimdi bana şunu söylersem, tabii ya kardeşim adam vermek istiyor, sen de yani siz vermiyorsunuz, adamın verdiğine de laf ediyorsunuz gibi bir algılama olsun istemiyorum. Tabii ki vaat yapılabilir. Ama eldeki bir kuş, daldaki 10 kuştan
daha iyidir. Bu bir. İkincisi, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip olduğu belediyelerin bazılarında maaşlar taksitle ödeniyor. Biliyor muydunuz? Hayır. Evet. Önce bunun çözümünü bulsunlar. Yani 20 bin lira versin ama önce şu anda aldığı maaşı taksit taksit alan çalışan var. Önce onlara çare bulmaları lazım. Ya bu duruma düştükten sonra bu vaatlerle bu fiili durum maalesef. Peki kısıtlama var mı Sayın Başbakan? Efendim? Belediyelerde diyor ki mesela işte hükümet hiç bize para vermiyor filan. Bir kere onlar öyle bir hükümetin filan hakkı yok. Ve öyle olsa bile hemen idari yargıda düzeltiliyor ama yok. O yok. Bizim o niye bunu söyledim? Melik Gökçek onu yapıyordu. Hazineye borçlarını ödemiyordu. Onun yerine yatırım yapıyordu. Efendim biz de ya maliye hazinede talep ediyor. Gidiyordu bu şeye. Hiç hakkı olmadığı halde durduruyordu. Diyor ki ya işte ben yol yapıyorum, metro yapıyorum filan diye. İlave kaynak oluşturuyordu. Bir kere belediyelerin gelirleri otomasyona tabi. Hiç kimseye bir şey sormadan o gün ne kadar vergi var. İller Bankası'nı diyor. Gayet İller Bankası payları ayrı, hazine payları ayrı. İkisi ayrı oranlarda hemen otomatik olarak yatıyor. Öyle bir efendim ben vermiyorum. Böyle bir şey kesinti yok. Falan yok diyor. Hayır, hayır. Herkes parasını tıkır tıkır alıyor. Eğer öyle olmazsa kıyamet kopar ya. İnsanlara maaş ver. Bazı belediyeler sadece maaşı bile veremiyor. Bırak yatırımı, bırak şehrin işlerini. Parayı veremiyor diyorum. Taksit taksit veriyor. Yani böyle bir halde olacaksın. Kalkıp ondan sonra da şunları Allah selamet versin. Yani onlara söylenecek bir şey var. Rahmetli babaannem, biz böyle hayallerimizi ona anlatırken efendim büyüyeceğiz, zengin olacağız. Babaanne seni otomobille götüreceğiz, uçakla bilmem ne yapacağız, paraya boğacağız filan deyince babaannem rahmetli derdi ki kaval elin, yel Allah'ın. Üfle evladım, üfle. Peki. Ne diyeyim? Yani muhatabı biz değiliz sözlerin tabii, evet. Efendim? Yani muhatabı biz değiliz. Belki muhalefet de buna dair bir şey yapar, bir atasözü söyler yani. Söylesin canım. Tabii. Yani kaval elin, yel onların Allah'ın. Onların sırtında bu ülkenin sorumluluğu, bu ülkenin yükü yok. Sadece mesele maaş meselesi değil. Türkiye'nin birçok sorumluluğu var. Birçok yatırımı var. Sadece meselemiz devlette çalışanlar da değil. Devlette 5 milyonun altında çalışan var. Ama bizim çalışan sayılarımız 32 milyon. Öyle mi? Evet. Yani bir de maaşlı çalışmayanlar var. Maaşlı olmayıp da kendi işini yapanlar var. Evet. Ya bütün bunları dikkat alınca kaynaklar belli. Kaynaklar belli. İmkanlar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. İktisadın en temel kuralı. Evet. Öyle mi? Şimdi ne yapacaksın? Verdin. Verince ne yapacaksın? Açığın büyüyecek, para basacaksın. Para bastığın zaman enflasyon azmaya devam edecek. Arkasından koşa 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 yorulacaksın. Bu sürdürülebilir bir yöntem değil. Verilmesin demiyorum. Bak buradan yanlış bir şey olmuyor. Verilsin. Ama bundan önce enflasyonu sürdürülebilir bir düzeye, sabit bir düzeye getirmek öncelikli hedefimiz bizim. Ha, vermiyor muyuz? Veriyoruz. Yani işte düşük emekli aylığı alanları önce 2500'dü.
Bak bir sene içinde 3500'e çıkardık, 5500'e çıkardık ve en son 7500'e çıkardık. Öyle mi? Yani işte bu 9 milyon aileyi ilgilendiriyor. Gaffar Bey, 9 milyon aileyi. Hani siyasette yine çok meşhur bir laf vardır. Şimdi Kılıçdaroğlu geçmişe dönük ödemeler yapacağım diyor. Bayram ödemeleri falan, değil mi? İşte şu kadar ödeme yapacağım diyor. Bizde 15 bin çok bayram güzel, çok güzel bir siyasette laf vardır. Ya daha doğrusu bizim memlekette vardır. Peşin simit, veresiye kebaptan iyidir.